Merhabalar, 2F1V programıyla canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi dün camiamızın uzun zamandan beri haklı bir şekilde ve ısrarla beklediği karar çıktı. Tüm Fenerbahçe camiası geç de olsa alınan karara büyük bir sevinç gösterdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, eski yönetim kurulu üyelerimiz Sayın İlhan Ekşioğlu ve Sayın Şekip Mosturoğlu ile profesyonel kulüp çalışanlarımız için verdiği beraat kararı Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı. Böylelikle 3 Temmuz 2011'de başlayan sözde şike davası da sona ermiş oldu. Sayın Bedri Baykan ve Sayın Alp Eralp bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Turan. 10,5 yıl oldu. 10 yılı da geçtik. 10,5 yıl oldu. Ve en büyük şanssızlığımız da, kulübün en büyük şanssızlığı da hukuksuzluğa karşı hukuk aradığımız bir döneme denk geldi. Bedri abi, ben bununla başlıyorum. Yani devletin görevlilerinin, yani görevlilerin devletin üniformalarını giydiği bir zamana denk geldi. Şimdi sevgili Turancığım, burada Alp'le beraber bir bizi izleyen milyonlarca Fenerbahçe taraftarıyla beraber geriye baktığımızda bir 10 yıl görüyoruz. Bu hatta 10,5 yıl. Değil mi? 10,5 yıl. Çok uzun bir süre 10,5 yıl. Yani gerçekten çok uzun bir süre. Böyle bir iftiranın, böyle bir saldırının başladığı an ve sonuçlandığı an arasında geçen 10,5 yıl gerçekten Fenerbahçe kulübünün, Fenerbahçe'nin eski ve yeni yöneticilerinin, Fenerbahçe taraftarlarının gerçekten kendilerini azap içinde hissettikleri, bu haksızlığa karşı nasıl bir direniş sergileyeceklerini her gün mecburen gözden geçirdikleri ve yeniden kaleme aldıkları, yeniden söze döktükleri, yeniden mantıklarını ve izanlarını, vicdanlarını ortaya koyup bu mücadeleyi tüm camia ile beraber kamuoyuna karşı vermek için giriştikleri bir cengaver meydanı. Yani diyecek laf bulamıyorum. Yani çok bir güreş müsabakası kaç dakika sürer? Hani 3 dakika mı sürer, 5 dakika mı sürer? En zorlu tenis maçı 5,5 saat mi sürer bir Wimbledon finali? 10,5 yıl bir türlü sıfırlayamadığınız, yaratılan bir çamurun, bir iftiranın ortaya döktüğü lekelerle boğuşarak geçen bir 10,5 yıl. Başta Sayın Aziz Yıldırım, o dönemin yöneticileri, değerli yöneticileri, değerli futbol şubemiz, arkasından geçen süreçte yeni başkanımız Sayın Ali Koç, yeni yöneticilerimiz, bütün Fenerbahçe TV, bütün Fenerbahçe taraftarları, bütün Fenerbahçe dernekleri, bütün Fenerbahçe'nin Türkiye'nin her noktasında bulunan en ücra köşelerinden konuyu takip eden ve kendini hani bizlerin medyada yaptığını veya sahada yaptığını kendi çevrelerinde yapıp kendi bölgelerinde, kendi evlerinde, iş yerlerinde Fenerbahçe'nin fahri avukatlığına soyunan milyonlarca taraftar ve gözle görülür şekilde yaşanan haksızlıklar, kabul edilemez entrikalar, düzenlenen algılar, yere yerleştirilen mayınlar ve her saniye umuyorlar ki tamam şimdi zaten şu ikisine üçüne ard arda basacaklar ve bu iş bitecek. Hani onlar da pes edecek, onlar da artık mücadele edemeyecek bu yarattığımız sahte algı operasyonuyla. Ama neden dişlerinin kırıldığını, neden karşılarındaki Çetin Ceviz'in hiç sandıkları gibi kolay bir lokma olmadığını bedelini ödeyerek yaşadılar. Ve şimdi zaten
Sayın Aziz Yıldırım'ın dediği gibi ne şikesi memleket elden gidiyor cümlesi o alçak darbe operasyonuyla ayyuka çıktı. Ve maalesef onca şehide mal oldu. O kadar can kaybettik. 250 civarında can kaybettik. Korkunç bir şey. Yani orada kaybettiğimiz vatandaşlarımız bu çetenin, FETÖ çetesinin yaptıkları daha önce Atatürkçü yazarlara, subaylara, Atatürkçü aktivistlere, komutanlara, genelkurmay başkanına yaptıkları bütün o operasyonların sonucunu bir de böyle bir yüz kızartıcı tarihimizin kara sayfası bir darbe girişimine çevirip bir de onca kan dökülmesine neden oldular. Kaç değerli vatandaşımızı kaybettik. Burada hesaplayamadıkları şey bu ilk çarpıp kendilerini ilk tokadı vuran Fenerbahçe duvarıydı. Ve onun için Türkiye'nin iyi ki bir Fenerbahçe'si de var ki bu direnci belki birçok başka kurumun Türkiye'de gösteremediği kararlılığı ve direnci Fenerbahçe en baştan en yoğun şekilde gösterdi. Ve kendisine yöneltilen iddiaları, suçlamaları, senaryoları, entrikaları baştan savaşarak, akılları üst üste koyarak, yan yana koyarak camianın 100 yılı aşkın tarihinin gücüyle, dayanışma, örgütlenme kararlılığıyla bunu bertaraf etmeyi başardı. Sevgili abi, Bedir abiye de sordum. Şimdi sözde devletin hakimi, sözde devletin savcısı, sözde devletin polisi, yani koruma sözde devletin çok büyük bu yüzden. Emniyet müdürü. Evet. Bu üniformaları giymişler, bu önemli üniformaları giymişler ve kendi kurgularının içerisinde zaten bir takım şeyleri kafalarında oturtturmuşlar, bitirmişler. Her şeyin sonucunu baştan kendilerince hesaplamışlar. Biz bunlara karşı mücadele verdik. Bunu biraz daha ben açmak istedim. Bedir abi demin onu söyledi. Fenerbahçe duvarını hesaba katamadılar. Az uğraşmadılar ama direncimizi kırmak için, yani değil mi? Yani bugün tabii kırsalar, yıksalar, o duvarı tabii açsalar belki gidişatımız, bugünkü noktamız çok daha farklı yerlerde olacak. Ya o algı operasyonu, bombardımanını hatırlayalım ilk günleri, değil mi? Korkunç. Yağmur gibi yağıyor haberler her taraftan. Televizyonlar, gazeteler, yani hepimizi inandırmaya çalışıyorlar. İnandırdıkları anda direncimizi kıracaklar zaten, tabii, değil mi? Tabii. Fakat şöyle de bir yanlış yaptılar. Mesela ben kendi adıma konuşuyorum. Çok iyi hatırlıyorum o günleri. Çok çok kötü günlerdi hakikaten. Yani zor günlerdi hepimiz için. Emniyetten bir açıklama geldi. 19 maçta şike ve teşvik delilleriyle tespit edilmiştir. İnanılmaz bir olaydı. Bedir abi, siz hiç hayatınızda emniyetten gelen böyle bir açıklama gördünüz mü? Emniyetin kendini hem savcı, hem yargı, hem hakim, hem hatta Anayasa Mahkemesi oldu bitti, her şey tamamlandı. İşte iddia da burada, kanıt da burada, delil de burada. Kimse ağzını açamaz. 19 maçta şike var, kanıtlandı ve Fenerbahçe küme düşürülecek. Oldu bittiye getirildi. Yani daha ikinci gün küme düşme lafı bile ortaya atıldı. Peki onu duyduğunuzda Bedri abi, ya bu işin içinde bir şey var. Bu hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Biz hiç ömrü hayatımızda böyle bir açıklama duymadık. Aynen öyle. Emniyetten dedik zaten. Hepimiz dedik. Evet. Bütün Fenerbahçe. Bir şey var burada dedik. Sonra ilk gün Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın görüntüleri var. Evden alınma görüntüleri. O görüntülerin içerisinde bir silah görüntüleri. Kes yapıştır, kes yapıştır. Halbuki alakası yok. Nereye ait, kime ait? Neye ait, kime ait olduğu belli olmayan bir silahlar. Bir silahlı örgüte. Silahlı çete. Çeteye uydurmaya çalışıyorlar. Evet. Onu görünce de daha bir şey var bu işin içinde dedik. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tamam, toplarıyla, tüfekleriyle geldiler.
Polisiyle geldiler, hakimiyle, savcısıyla, basınıyla, her şeyiyle geldiler. Ama yanlış geldiler. Bizi inandırmaya güçleri yetmedi. Daha ilk günden aslında foyaları meydana çıkmıştı. Ama çok uzun sürdü. Bizim masumiyetimizi kanıtlamamız 10,5 sene sürdü. İşte milyonları hesaba katamadılar. İşte söylediğim gibi yani adaleti adaletsizlik önünde aradın. Haklısın ama haklı olduğunu karşında anlatabileceğin seni zaten bunu dinlemeyecek olan bir grup var karşında. Şimdi bu işin tabii polisinden bahsettik, hakiminden, savcısından bahsettik. Bir de bunları tabii şimdi servis yayan, evet, yapan, bu algıyı özellikle oluşturan ekip de var. Tetikçi grubu. Tabii bir grup var. İsim olarak tabii zikretmeye gerek yok. Artık sözde gazeteci diyelim, sözde televizyoncu diyelim. Aynı zamanda biraz sonra bu VTR'lerini paylaşacağımız kişiler o zaman konuşuyorlardı. Televizyonlarda, yayın organlarında. Şu saatte şimdi bunlardan içeride olan var, hala görevine devam edenler var. Bunu da buradan söyleyelim. Fenerbahçe Televizyonu'na, Fenerbahçe Televizyonu stüdyolarına da bekliyoruz. Gelsinler şimdi burada da konuşsunlar. O günkü görüşleri neydi? O gün neyi savunuyorlardı? Şimdi neyi savunmaya çalışıyorlar veya neyi savunmayacaklar? Neyi kabul edip neyi inkar edecekler? Bizim televizyonumuzdan, buradan, bizim stüdyomuzdan da konuşabilirler. O günkü dertlerini bugün de anlatabilirler. Bunu bir söyleyelim. Şimdi hemen ilk VTR'mizi arkadaşlar ekrana getirelim, paylaşalım. Ve arkadaşları şike yaptı diyorum, evet. Ama Fenerbahçe yapmadı diyorum. Şimdi neden bunu söylüyorum? Biz 2006 yılında da bir Cihan Oskay'ı çıkardığımızda Star Televizyon'da çalışırken Telegol programına Cihan Oskay da 2002-2001 sezonuyla ilgili yaptıklarını anlattı. Ama adama dediler ki meczup, bu adam Bakırköy'e gitmesi gerekir. Bu adam ruh hastası, şu adam ağır hakaretlerde bulundu. Adam yaptığı işleri anlattı. O dönem düşündüm. O dönemde o kişinin kullanıldı ve o kişinin söylediklerine inanıyorum. Hala da inanıyorum. Evet Bedri abi, buyur. Şimdi demek ki öbür ayağı medya, konuştuğumuz gibi. Ben bugün bizim yayın masamıza bu ağır çantayı getirdim. Bu çanta 10 yıl önceden beri benim bu 3 Temmuz davası her gündeme geldiğinde katıldığım yayınlarda aldığım notlar, yanımdaki belgeler, işte o futbolda Şike depremi 4 Temmuz dahil gazetelere yansıyan gazetelerin orijinalleri, bütün bunlar arşiv çantam. Arşiv çantam. Yani bu canlı tarih çantası. İleride belki Fenerbahçe Müzesi tekrar bir reorganizasyona girdiğinde belki bu çantayı oraya içindekilerle hediye etmek isterim. O kadar tarihimizin ve çektiğimiz cefaların yükünü taşıyan bir çanta. Ve bugün ne bekler insan? Şu manşetleri atmış bütün gazetelerin, şu manşetleri atmış bütün gazetelerin bugün de gidip aynı şekilde Fenerbahçe beraat etti. Bütün iddialardan beraat Yargıtay'ca onaylandı. Bu dava kapandı diye aynı şekilde attıkları iddiaların illa belki onu atarken her biri iftira veya çamur mantığıyla yaklaşmasa bile basının, medyanın o kadar büyük verdikleri negatif iddialara karşı bugün artık Fenerbahçe'nin aklanmasını da bangır bangır vermelerini bekliyoruz. Evet. Öyle değil mi? Yayın öncesi sevgili Alp zaten size sordu. Evet. Bedri abi gazetelerde nedir dedi. Ben... O günkü sayfalar, çarşaf çarşaf sayfalar, büyük puntolar, yazılar, fotoğraflar bugün hiç yok. Köşede minik. Yani bu arada. Şimdi işte ben hani Milliyet'in spor sayfasında gördüm. Bütün gazetelere henüz bakamadım. Fakat zaten medyada böyle bir büyük olay olduğu zaman bu size
televizyondan, radyodan, sokaktan, dokunduğunuz her yerden üzerinize yağar. Öyle bir durum yok. Öyle bir durum yok. Öyle bir durumu bizim ortaya koymamız ve yaratmamız lazım. Yani Fenerbahçe'nin bu artık kendini akladığı beyaz bayrağını teslim anlamında değil, temizlik anlamında her tarafta dalgalandırdığı şu gün bizim bu insanları, bu medyayı hani buyurun biraz da buradan yakın diye bu gerçeklerle yüzleştirmemiz lazım. Özür dilemek insanı küçültmez ki Bedri abi. Özür dileyin ya. Biz yanlış yapmışız deyin. Fenerbahçe'ye haksızlık yapmışız deyin. Bir özür dileyin. Ha o kuru özür yeterli olur mu bizler onu için? Onu soracaktım. Elbette yeterli olmayacaktır. Ama önce bir adım atın ya Fenerbahçe'ye karşı yapmış olduğunuz bunca haksızlığa. Paralar hesaba yattı. Emenike tatile çıktı. Hayır şimdi özür dilerim. Şimdi senin söylediğin gibi söylüyorum. Buradan bir davette bulunduk. Evet. Şimdi çık gel buraya. De ki o gün biz yanlış gaza gelmişiz. Buna inanmıştık. Bunu söylemiştik. Şimdi çok pişmanız. Hatalıyız. Yanlışız. Gerçekleri gördük. 5 dakika burada konuş. 7 dakika konuş. Evet. Git ondan sonrasına bakılır artık. Sen ilk adımı at senin söylediğin gibi. Şimdi burada gerçekten insanların bir derin nefes alıp düşünmesi lazım ya. Emenike'nin para sayma görüntüleri. Bunu kocaman çarşaf çarşaf yazmışsınız. Nerede bu görüntüler? Hala bekliyoruz. 10,5 yılda bulunamadı mı? Veyahut da hani eski deyimle konuşayım, 30 yıl öncesinin deyimiyle VHS'le çekilmişti de Betacam'da gösteremiyor musunuz? Niye bulunamadı bunlar? Niye ekrana gelemiyor? Veya işte çantada para vardı. Ya X-ray'den mi geçti ki bunun içinde 1 milyon dolar olduğu, 2 milyon dolar olduğu? Nereden bunu şey yaptınız? Ve bu iddianızda arkasında duruyor idiyseniz neden o gün elinizdeki var olan polis gücüyle, yargı gücüyle, savcılarla niye o gün baskın yapmadınız? Niye o gün bunu ben sana getirsem, şu parayı böyle veriyor olsam, en azından sen o baskın yaparsan ne o, bir şey mi satın aldın Alp'ten diye sorarsın, nedir konu diye sorarsın. Yani bunun gibi maalesef sayısız örnek var. Ortaya atılan iftiralar ve havada kalan... Tapelerde de öyle abi. Evet. Nerelerden ne ifadeler alıp neyin neyinin devamına yapıştırılmış. Yani dinlediğin okuduklarımın ağzına açık kalıyorsun. Şimdi bir gün gerçekten şu bahsettiğim çantadaki bütün notlar, bütün evraklar, bunları belki araştırmak isteyen genç yazarlar da eminim çok vardır. Bunun sevgili Lube galiba bu tekrar kitabını da devamını da yazmak istediğini duydum. Yani bu konuyla ilgili yayınlar ve insanların bu gerçekle bu yüz kızartıcı iddialarının bulduğu karşılıkla yüzleşmeleri lazım. Şimdi bin dereden su getiriyorlar. Efendim biz korniye onu demek istemedik de biz bunu demek istemedik de biz o Türkiye'de basında böyle çıkıyor dedik de yani Şıracı'nın şahidi Bozacı. Yani hop bütün bu sahte iddia paf ortaya atılıyor. Bu sahte iddia kanıtsız bu gazetede vücut buluyor, manşet oluyor. O manşet gördünüz mü gazete yazdı demek ki doğru diye UEFA'ya gidiyor. Özet konuşuyorum ve UEFA'ya deniyor ki Fenerbahçe'nin şike yapmamış olmasına dair %1 bile bir ihtimal yok deniyor. Ve arkasından bütün bunların sonucunda son gün kura çekimine saatler kalmışken Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden men ediliyor. Evet. Hayır bir de şu var şimdi UEFA'nın savcısını çağırıyorsun da
UEFA'nın savcısına bunu kim anlatacak? Buradaki savcıya getiriyorsun. Buradaki savcı kim? Tabii. Yani tabii. Kim kime neyi anlatacak orada? Evet. Şu anda nerede o savcı mesela? Yani savcıyı kim getiriyorsun savcı? Ama savcı savcı değil ki. Yani tabii. Sana neyi anlatacak? Kendisini anlatacak. Sen de tamam diyeceksin. İşte onların söylediğine inanacaksın. VTR'lerimize devam edelim arkadaşlar. Sıradaki gelsin lütfen. Haksızlıktır. Dünyanın her yerinde. Bu ülkede şike yapıldığını da UEFA'nın delil dediği, benim de delil dediğim tapelerler, spor hukukuna delildir onlar. Kanıtlanmıştır zaten. Siz sahaya yansımadı dediniz. Evet doğru. Mesela bu şikeler basketbol sahasına yansımamıştır. Ya da tenis sahasına yansımamıştır. Bisiklet pedalında da yoktur bunun lekesi. Futbol sahalarına yansımadı diyeni Allah çarpar. Hukukçuysa da Allah çarpar. Birazcık hardal tanesi kadar inancı varsa, o insanın yüreğinde hardal tanesi kadar inancı varsa Allah çarpar. Sevgili abi, şimdi Allah kimi çarpacak? Enteresandır. Turgay Demir özür dileyen az sayıda kişiden biri. Ne kadar samimidir, ne kadar samimi değildir bilmiyorum. Ama en azından özrünü diledi, ben hata yapmışım dedi, yanılmışım dedi. Bunu dile getirdi. Bak o da bir erdem yani. Çok azınlıkta olan kişi. Yani 100 kişiden 99'u dilememişse önemli. O en azından özrünü dilemiş vaziyette. Bu FETÖ çetesi hakkında Fenerbahçe dışında siyasi olarak da yanılıp onların bütün söylemlerini alkışlayan, altını çizen, destek veren İkinci Cumhuriyetçi yazarlar ve işte kitle temsilcileri vesaire arasından bütün bu yaşanan darbe rezaletine ve yüz karasına rağmen hala özür dileyen veya yanılmışız, kandırılmışız diyenlerin sayısı sevgili Alp inanılmaz derecede çok, az. Yok çok, denecek kadar doğru. Az. Çünkü özür dilemek bir erdemdir, bir zaaf değildir dedin ya. Şu o yüzden bu arkadaşımız Turgay Demir özür dilemişse onu alkışlamak lazım. Bil ki bu oran çok az. Bunu siyasi ortamda da yapma cesareti veya kararlılığı olan insan maalesef çok az. Geri dönemiyorlar. Bak şu ana kadar iki tane VTR gösterdik. Daha diğerlerini de göstereceğiz. Bunların hepsi aslında bu algı operasyonunun birer parçası bu kişiler. Hepsinin bir ortak özelliği var. Hepsi cümlelerinin arasında UEFA'yı geçiriyorlar farkındaysanız. UEFA'da, UEFA böyle istiyor işte. UEFA sopası. Bize bir UEFA sopası gösterildi o dönem. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bütün Türk takımları Avrupa kupalarından men edilecek. Türk milli takımı artık turnuvalara katılamayacak. Böyle cezalar verecek UEFA diye. Sürekli bir haber pompalaması var. Halbuki gerçek böyle değil. 5 Ocak'ta o dönem 5 Ocak tarihinde yani yaklaşık 6 ay sonra UEFA'nın bir açıklaması var. Diyor ki bizle alakası yok bu işin diyor. Tamam, sizin iç meseleniz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği bir karardır bu. Yani bunların hepsi şu ana kadar gösterdiğimiz ve bundan sonra göstereceğimiz olan VTR'lerde. Hep UEFA'yı göreceğiz. Bunlar tamamen bir algı operasyonunun parçası olduğunun bir göstergesi. Şimdi o zaman biraz şöyle diyelim, benim notlarımdan bir tanesini atlayayım o zaman. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevleri arasında ne var? Türk takımlarının hakkını korumak var. Tabii. Belki de en önceliklerinden bir tanesi. Şimdi döneminde iki tane önemli figürü var. İlhan Elvacı ve Lütfü Arıboğan. Havaalanında UEFA savcısı Pierre Cornu'yu karşılıyorlar. Evet. Şimdi Pierre Cornu'nun zaten eline geldiği insanlara bak şimdi. Yani alıyorlar, işte götürüyorlar, arabada konuşuyorlar, beraber yemek yiyorlar. Evet. Ondan da var, o da biraz sonra işte gelecek. Bir akşam yemeği, işte içkisi var, bir şey var. Şimdi yemekte Fenerbahçe'nin şike yapmama ihtimali veya arabada neredeyse deniyor ki Fenerbahçe'nin şike yapmama ihtimali %1 bile yok. Biz Fenerbahçe'ye karşı bir yaptırım kararı alamayız. Alırsak can güvenliğimiz tehlikeye girer. Siz bize yardımcı olun. Bu işi siz şey yapın. Yani biz değil. Hani siz yapın. Top bize, ibre bize dönmesin. Ne diyeceksin abi? İşte yani Alp'in söylediğiyle birebir örtüşen bir şey durum. Şimdi siz
bir yabancı burada büyük şike olayı olduğu iddiasıyla buraya apar topar gelen bir yabancı, bir Fransız, bir İsviçreli, bunlara zaten siz geldiği günden itibaren bu konuda ön yargılı kendi kararını oluşturmuş insanların, bir de bu çetenin yayınladığı gazete ve haberlerin ve çetenin polislerinin servis ettikleri ister çete gazetesi ister normal medyadaki haberleri önlerine serip işte buyurun durum bu. Ülke de bunun farkında. Bu artık tescil edildi gördüğünüz gibi. Polis, savcı, medya. This is it. Dediği zaman öbür taraf kendini bu baskı altında yani ben ne diyeyim diyecek. Yani Kornu gidip bir de orada 3 gün Fenerbahçelilerle peki siz ne diyorsunuz? Sizin karşı savınız nedir? İddianız nedir? Diye bir muhatap oldu mu? Bir konuştu mu? Bir karşı görüş aldı mı? Yani en büyük orman kanunlarının geçtiği bir mahkemede bile sözde bir savunma alırlar değil mi? Hayır, bu yapılmadan biz orada tek yönlü bir beyin yıkama operasyonuyla daha sonra o yargısız infaza taşındık. Şimdi orada UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu arasında hani ipi kimin çekeceği, hadi sen çek, ben çekeyim, beraber çek şu an, ben demiş olayım, sen Şampiyonlar Ligi'ni böylece almamış ol falan. Aralarında ne konuşmalar veya ne yazışmalar geçti, onu hani boyunlarına kalmış. Onu kendileri ifşa etsinler, kendileri itiraf etsinler. Ama belki sorsanız federasyon diyecek ki vallahi ben yapmadım, hani onlar bizi itti, mecbur etti. Onlar diyecek ki hayır, Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA kararı. UEFA kafasına göre işin içine müdahale etme hakkına sahip mi? Yani federasyon orada diyemiyor mu? Biz kendi içimizde bunu bir çözelim. Bakalım nedir ne değildir, bunu sağlıklı bir şeyle gözlemle bir bakalım. Kornu geldiği zaman denmiyor mu kornuya? Bir dakika, sen nereden çıktın, nereden geldin, bir kenara çekil, bir müsaade et bakalım. Veyahut da hukukun en temel kuralları çerçevesinde sen bu iddiaları araştırmaya geldiğinde senin muhatap olacağın bir numaralı kişi nedir? Fenerbahçeli yöneticiler değil mi? Neden? Çünkü ortada bir iddia var, burada kara var diyen bir iddia var. Şimdi sen o iddiayı, aynı iddiayı yayan yargıcı, polisi, savcısı, işte Galatasaraylı TFF yöneticisi, onlar zaten aynı şeyi söyleyecekler. Ve ister yemek ye, ister otele git, ister ne yaparsan yap, aynı konu. Senin gerçekten sen bir müfettişsen, sen bir UEFA temsilcisiysen, görevini yapıyorsan, senin Fenerbahçe Kulübü'nün temsilcileriyle muhatap olman lazım. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukukun en temel kurallarına riayet ederek Sayın Kornu, sizin bir de bu konuda bu iddiaların muhatabı olan Fenerbahçe Kulübü'nün yöneticileriyle konuşmanız lazım diye o buluşmayı sağlamaları lazım. Yanılıyor muyum arkadaşlar? Yani tabii şimdi o hukukun temel kuralı bu değil midir? Yani kimi kime soruyorsun sen? Evet. Yani ama, ne alakası var? Ama daha havaalanından en baştan kuzuyu kurda teslim etmişsin sen. Özeti zaten. Bu. Tabii. Dakika bir gol bir yapıyorlar. Tabii. Diğer VTR'miz gelsin arkadaşlar. Eğer bu ülke adalet gelecekse o çakma fenerinizi alacaksınız. O çakma fenerinizi 2010-2011 yılındaki hırsızca aldığınız kupanın yerine koyacaksınız. Şimdi, bir dakika, koyacaksınız. Bir dakika. O kupayı sen, alıp hak şimdi, edene vereceksiniz Trabzonspor'a. Sen şimdi sapıttın. Öyle. Lütfen konuşmayın ve lütfen ifadelerimize dikkat edelim. Çakma fenerlerle bu adalet gelmiyor ülkeye. Yok. Önce çaldığınız hırsızca orada dur. El koyduğunuz orada kupayı dur. Vereceksiniz. Orada dur. Ondan sonra adalet orada konuşacağız. Dur. Bir VTR'miz de var. Seyredelim mi? Konuşacak mısınız bunun üzerine? Seyredelim. Peki o da gelsin arkadaşlar.
Zaten belgeler içerisinde, telefon kayıtlarında, o teknik takipte alınan, getirilen, geri istenen paralı da net bir şekilde zaten görünüyor. Evet. Ha, bugünkü karar benim için tahliyeyi çok küçük bir ihtimal olarak görüyordum. Onu açık net bir şekilde söyleyeyim. Tahliye benim açımdan sürpriz oldu. Hı hı. Ama olma ihtimali de yine değerlendiriyordum. Çünkü küçük bir ihtimaldi. Sabahleyin Metris'ten İstanbul arasında bir güvenlik çemberinin oluşturulduğu bilgisini alınca, yani televizyonlarda bu bilgi çıkınca mahkeme daha kararını vermemişti. Yeni de başlamıştı mahkeme. Ben kuvvetle muhtemel herhalde tahliye edecek herkesi. Aziz Yıldırım dahil dedim. Hı hı. Bence kamuoyunun tepkisi nedeniyle mahkeme başkanı tahliye verdi. Şimdi herkes Fenerbahçe isminin büyüklüğünden. Yani Fenerbahçe yani. İsmin evet büyüklüğü işte bu oluşan atmosferden dolayı. Şimdi birinci VTR'de ne kadar böyle istekli, arzulu yani yıkılsın, yerle yeksan olsun konuşması var. İkincide de bekledikleri şeyin, saçmalığın gerçekleşmemesinin yarattığı hayal kırıklığının artık tamamen dışa vurumu var. Evet, onun ezikliği başlamış. Şimdi bunlar maalesef kullanılan piyonlar. Evet. FETÖ'nün Ergenekon olayında da, Fenerbahçe davasında da, işte Balyoz'da da filan hep kullandığı böyle meşhur çantacılar vardı. Maalesef tetikçi, affedersin. Evet. Tetikçi olarak ifade ediyorum. Maalesef Baransu kendini bu konuma koydurmuş ve bunun bedelini ödüyor bugün. Yani genç bir insanın bu şekilde kendini bir çetenin tetikçiliğine, sözcülüğüne, beyin yıkama, algı yaratma operasyonunun merkezine yerleştirmiş olması yazık. Gerçekten yazık. Şimdi tabii masumiyetimiz hukuk kararıyla kanıtlandı. Şimdi Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle bu karar verildi. Şimdi dün Sayın Başkanımız canlı yayınımızdaydı. Önemli açıklamalar yaptı. Orada da önemli bir soru sordu. Ben bu soruyu dile getireyim bir kez daha. Lütfen ikiniz de bir cevap verirseniz sevinirim. Yüce Türk Adaleti bu kararı verdikten sonra bazı kesimlerin bir karar vermesi gerekiyor. Yani terör örgütünün yanında mı olacaklar, devletin yanında mı olacaklar diye. Alp, buyur. Bedir abi de cevaplar. Şimdi bu aslında çok önemli bir soru biliyor musun? Yani başkanımızın sormuş olduğu. Yani bundan sonra artık bugünden sonra bir milat olması lazım. Öyle her önüne gelen Fenerbahçe ile ilgili imalarda atıp tutmayacak. Bulunamaması lazım. Bunun bir cezasının olması lazım bence. Ben hukukçu değilim. Ama artık bunun bir cezası olmalı. Yani Fenerbahçe 3 Temmuz'da onu yaptı, bunu yaptı diyememeli insanlar. Israrla dillendirirsen bu konuyu hala. Karşılığını da görüyor olman lazım hukuk önünde. Ben öyle görüyorum. Başkanımıza da %100 hak veriyorum. Yani bir öyle bir böyle olmayacaksın. Artık karar versin insanlar hakikaten. Görüşün, düşüncenizi o zaman sonuna kadar savun, bunu dile getir. Nerede olduğunu, yerini, safını belli et. Ha, sen devletin karşısında mı yer alıyorsun? O zaman bu eşittir. Sen FETÖ'nün yanında yer alıyorsun. Tabii. Ben FETÖ'cüyüm demiş oluyorsun yani. Hı hı. Bunun daha net bir açıklaması var mı? Yok ve şu andan itibaren bunu dün yayında benzer kelimelerle sen de söyledin. Ben de söyledim. Aklın yolu bir. Bundan sonra artık hiç kimsenin ne şu sosyal medyada ne maçtan sonra demeç verirken uzatılan mikrofonlara biz zaten 2010-2011 hakkımızı da arayacağız, alacağız diye kendini bu terör örgütünün tescillenmiş operasyonunun kulpu parçası olarak göstermeye merakı bundan sonra olmasın. Fenerbahçe Kulübü de bunların her birinin üzerine gitsin. Yani sosyal medyada bu çamuru hala atmaya kalkana da gitsin. Maçtan sonra imalı cümlelerle, kelimelerle bunu 10 yılın alışkanlığıyla araya yerleştirmek isteyen yöneticinin de üstüne gitsin. Bu dosyanın artık kapandığını ve buna yeltenenin hakkında suç duyurusu yapacaklarını da
Fenerbahçe kulübü ortaya koysun, eminim koyacaktır. Yani biz artık böyle bir kulüp olarak, camia olarak böyle bir sürekli ortada gezdirilen kirli, gri, tozlu bulut bizi artık etki edemez. Şimdi bir de tabii işe reklam arasından önce Cumhurbaşkanımızla ilgili bölümü de size sormak istiyorum. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Yüksek Divan Kurulu'na geldi. Orada önemli ifadeler kullandı. Tarih boyunca ne dışarıdan gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir. İnşallah önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe aynı kararlılıkta yoluna devam edecektir ifadesini kullandı. Bu süreçte Bedir abi, Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu liderlik ve duruş da bizler için çok önemliydi. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Mutlaka istersiniz, onu da sormuş olayım. Yani dün bunu Sayın Başkan Ali Koç da ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı Fenerbahçe'nin bu süreçte ne kadar mağdur olduğunu, ne kadar mağdur edildiğini, edilmeye çalışıldığını ve nasıl direnip FETÖ'ye karşı yürütülmesi gereken savaşta nasıl öncü bir rol aldığını da vurguladı. Bunlar tabii çok önemli. FETÖ'yle savaşın her noktada sürdüğü ve sürmesi gereken bir ülkede ki her açıdan zaten laik, demokratik, hukuk devleti bir ülkede ne FETÖ çetesi ne hiçbir tarikat laik, demokratik rejimimiz içinde bir yüce dini duyguları istismar ederek bir yer, bir güç elde etmeye çalışıp böyle entrikaların parçası olamaz. Bu açıdan da bu deneyimin bundan sonra Türkiye'ye bıraktığı çok tarihi dersler var. Sevgili Alp. Bedir abi biraz önce çok güzel bir cümle kullandı. Dedi ki Türkiye'nin iyi ki bir Fenerbahçesi var dedi. İleride tarih kitapları yazacak değil mi bu süreci, darbe sürecini de yazacak. Evet. Ve onu yazarken de en üst köşede Fenerbahçe adı geçecek. Doğru, doğru. Tarihten hiçbir zaman silinmeyecek Fenerbahçe'nin direnişi. Teşekkürler Alp. Tabii ki öyle bizim kulübümüz adına. Bu Türkiye'nin de Fenerbahçe'nin de gururudur. Ben yine mektuplardan da bir alıntı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bu 3 Temmuz'un 10. yıl dönümü dolayısıyla Sayın Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir cevaben, evet, bir mektubu oldu. Hemen şu ifadeleri kullanmak istiyorum. Bunları da değerlendirip bir reklam arası verelim. Bu sürecin hem en canlı şahitlerinden hem en büyük mağdurlarından biri hiç şüphesiz Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun hakim kalmasında Fenerbahçe'nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır. FETÖ'ye karşı adalet mücadelesinin 10. yıl dönümünde sizlerin şahsında Fenerbahçe'ye gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Evet, çok güzel. Birçok belki birçok kurum Fenerbahçe'nin verdiği tepkiyi, dayanışmayı, genel kol kola girmiş kararlı gücü gösteremedi. Geriye baktığımda belki en çok bizi üzen o dönemde aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uğradığı FETÖ saldırısı. O davalarla, o yıpratılan maalesef Silivri'de benim deyimimle demokrasi nöbeti tutan askerlerimiz, generallerimiz. Tabii ki onlar da Fenerbahçe gibi, belki Fenerbahçelilerin yaptığı gibi demokrasiye zarar getirmemek nedeniyle onlar belki bizim gibi sokağa dökülemedi. Fenerbahçe'nin yaptığı mitingleri yapamadılar. Ama onlar da o büyük bedeli maalesef en üzücü şekilde aynı çete yüzünden ödediler. Bu da yine bu süreçte geriye baktığımızda
Türkiye'nin bir karanlık deliği. Allah bize bir daha hiçbir zaman böyle bir felaketi yaşatmasın ve siyasi ortamımız da bundan her türlü dersi çıkarsın. Aynen. Sevgili abi, sen bir şeyler söylemek isteyecektin. Ne kadar güzel, açık ve net ifade edilmiş değil mi? En büyük mağdurlarından biri Fenerbahçe. Evet. Denmiş mektupta. O mağduriyetin de bir bedeli olması lazım. O bedeli de reklam arasından sonra ikinci bölümde konuşuruz evet, herhalde. Evet, öyle yapalım. Kısa bir reklam aramız var. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Kısa bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Konuları konuşmaya devam edeceğiz. Ama öncesinde yine sizinle paylaşmak istediğimiz bir VTR var. İzleyelim. Bir yabancı dil bilir misiniz? Bilirim. Bilirsiniz. Yabancı diller konuşulurken diller sürçebilir mi? Beyinler sürçebilir mi? Tercümeler de hatalar olabilir mi? Yanlış anlaşılabilir mi? İletişimciler şunu söylüyor. Siz bir iletişimcisiniz. Diyor ki senin düşündüğünü sandığın, söylediğin ile karşı tarafın duyduğunu sandığı, anladığı arasında fark vardır diyor. İletişim çok zor bir sanat. Siz İngilizce biliyor musunuz? Ben İngilizce biliyorum, Sayın Fransızca biliyorum. İngilizce mi konuştunuz? Fransızca konuştum. Fransızca konuştum. Ve az derecede de Almanca biliyorum, Almanca kitaplar okuyorum. Sayın Arıboğan da Fransızca mı konuştu? Sayın Arıboğan İngilizce konuştu. Yani hem Fransızca hem İngilizce mi konuştunuz o gün buluştunuz? Evet, ben İngilizce de konuştum, Fransızca da konuştum, Türkçe de konuştum. Bütün bu beş kişinin masada bulunduğu toplantıda gece yarısı olmuş, yemekler yenmiş, herkes artık rehavete kapılmış, günün baskısı, günün stresi herkesin üzerinde. Herkes bir masanın etrafında beş kişi konuşmaya çalışıyor. Başkanımız konuşuyor, ben konuşuyorum, Lütfü Arıboğan konuşuyor, diğer katılımcı var orada, o konuşuyor. Bütün bu esnada acaba bir takım şeyler yanlış anlaşılamaz mı Cüneyt Bey? Bir kelimecik yanlış anlaşılamaz ama mı? Ama çok özür dilerim, o bir kelimecik milyonlarca taraftarı olan bir kulübe etkiliyorsa dikkat etmek gerekir. Yani biz yemekteydik, bir kelime yanlış anlaşıldı, bir hukukçu olarak hayır böyle efendim, demeyi... Hayır efendim, bakın dikkat. Yani bu bakın, böyle dikkat. Demeye hakkınız var mı? Yani hakkım olduğunu söyleyeceğim. Bir Fenerbahçe kulübü gibi büyük bir camiayı artık herkes ayakta olan... O kelimecik çok önemli Cüneyt Bey, o kelimecik çok önemli. Ben kendisinin etik kurulu raporundan bahsetmiyorum ki. Bizler etik kurulu raporundan bahsetmiyoruz ki. Dikkat, o sırada benim asli maddi vazifem tercümanlık. Güvenilir bir kişi olarak dışarıdan bir tercüman getirilmeyerek benim asli maddi vazifem tercümanlık. Sayın Kornu bir şekilde bunu hiçbir yerde dile getirmiyor. Ben anlatılanları tercüme ediyorum. Siz mi tercüme ediyorsunuz? Ben tercüme ediyorum. Ben tercüme ediyorum. İngilizce konuşuluyor zaman zaman. Yani Türkçe konuşulanları, Türkçe konuşulanları siz Kornu'ya, ben Fransızca'ya, siz Fransızca'ya çeviriyorsunuz. Zaman zaman İngilizce konuşuluyor, Lütfü Arıboğan konuşuyor. Ben de İngilizce eşlik etmek durumunda kalıyorum. Zaman zaman Lütfü Bey İngilizceyi tercih ettiği için zaman zaman Mehmet Ali Bey'in cümlelerini İngilizce çeviri olarak kendisine sunuyorum. Burada Kornu'nun duyamadığı veya bizim ihmal ettiğimiz bir şey var. Bana göre duyamadığı şey şu. Basında çıkan haberlere göre olay budur. Biz bunu söylüyoruz. Basında çıkan haberlere göre. Fakat Sayın Kornu raporunda diyor ki bana bunları anlattılar diyor. Basında çıkan haberlere göre kısmını ne yazık ki dile getirmiyor ama bir şey daha söyleyeceğim. Sayın Kornu'nun beyanlarını da okurken... O gece okurken, o, mesela içki içilen bir yemek miydi bu? İçki içilen bir yemekti ama biz de içki almadık, zaten Ramazan'dı. Kim? Kornu mu içki aldı? Bay Kornu'nun bir ya da iki kadeh içki içmesi söz konusu oldu. İlhan Bey böyle bir yani ben hani ben futbolla pek ilgili değilim ama böylesine önemli bir konu. Yani akşam yemeğinde içki içilen bir masada konuşuluyor ve sonrasında bakın, orada bir, yani bir UEFA raporuna dönüşüyor. Fenerbahçe'nin Avrupa liglerindeki kaderi belirleniyor. Yani bunlar biraz fazla hafif, ortada tercüman yok. Yani ortada tercüman var, ben tercümanlık yapıyorum. Biraz önce bunu ben yapmamalıyım diyorsunuz. Yani tabii bunu yani profesyonel birisi yapmalı, dil sürçmesi olur birisi. Diyorsunuz. Dil sürçmeleri yanlış anlamalar olur diyorsunuz. Her şey olabilir diyorum. Yani şunu acaba Kornu yanlış anlamış olamaz mı? Yani etik kurulu raporundan kendisine bahsedilmiyor. Kendisine sadece ve sadece basında çıkan haberlerden bahsediliyor. Bana müsaade edin bir şey daha. Ama müsaade ederseniz. Ama o dönem basında çıkan haberler, o dönemde basında çıkan haberlerden bahsediliyor. O dönem basında çıkan hangi haberlerden basında? Bütün basında. Türkiye'de farklı basın var yani baktığınız zaman. Bizim ama görevimiz bir hukuk departmanı olarak. Mesela daha şeyler soruşturma bitmeden polis tutanakları bir anda bizim, yayınlanmaya başlandı. Daha ortada iddianame yok, bir şey yokken pek çok insan mahkum edildi. Bu bakın, yayınlanan iddianamelerle, şeylerle, bakın, sızdırılan maddelerle. Bizim o andaki vazifemiz UEFA'yı gün be gün bilgilendirmekti. Tutuklamalardan, efendim işte gözaltına almalardan, sorgulamalardan, olan bitenden bilgilendirmekti. Ve basında çıkan haberlerden de bilgilendirmekti.
biz yapmasaydık dahi zaten UEFA bütün bunların farkındaydı. Ve Pierre Cornu ile ilgili bütün bu tartışmalarda yine ihmal edilen bir şey var. Pierre Cornu'nun birkaç beyanını da ben size okumak zorundayım. Pierre Cornu beyanlarında 3-4 yerde benimle herhangi bir belge paylaşılmamıştır diyor. Bakınız geliyor diyor ki ziyaret ettim. Ziyaretin sonucunda aynen şöyle bir ifadesi var. TFF Etik Kurulu raporunun soruşturma dosyasının unsurlarına açıkça atıfta bulunulduğu, bu nedenle bana veya ilgili kişi ve kulüplere bir kopyasını veremeyeceklerini ve bunu disiplin yargılamasında kullanamayacaklarını belirtmişlerdir diyor. 22 Ağustos 2011 akşamüstü Bay Arıboğan ve Bay Helvacı ile toplantı başlığı altında. Arkasından yine bitirirken bana herhangi bir belge verilmedi diyor. Arkasından savcılıktaki görüşmesini özetliyor. Toplantı yaklaşık 30 ila 45 dakika sürdü. Saatime bakmadım ve herhangi bir belge incelenmedi veya verilmedi diyor. Bütün bunlar adeta yokmuşçasına, sanki toplantıda Sayın Başkanımız yokmuşçasına İlhan Helvacı ve Lütfü Arıboğan konuyla ağız ağza verdiler, sohbet ettiler ve bir karar verdiler noktasına varıyoruz. Siz tahmin edebiliyor musunuz? Belki böyle bir bu şey... çeviriyi sizin yaptığınız için. O ben sırada. Kötü niyetle o zaman yanlış mı çevirdim? Buraya mı geleceğiz hep beraber? Yani en son nokta artık o mu kaldı? Ben böyle bir şey demiyorum. Yani bilmiyorum, Fenerbahçe seyircisi öyle mi söyleyecek? İlhan Helvacı bütün her şeyi yanlış mı çevirdi diyecek? Başkanımız bakınız... Siz acaba yanlış yönlendirmiş olabilir misiniz? Niye yönlendirmiş olayım? Hangi sebeple? Hasbelkader Galatasaray Lisesi mezun olduğum için. Galatasaray. Ben size iki defa, hayatımda iki defa maça gittiğimi söyledim. Üçüncüsü yoktur hayatımda. Bir Galatasaray taraftarı. Ben Galatasaray sempatizanı olduğumu söyleyebilirim. Galatasaray'a sempati duyduğumu söyleyebilirim. Ama Cüneyt Bey, bizler hukukçuyuz. Bizler hukuk adına karar alırken hiçbir şeyi düşünmeyiz. Sadece ve sadece adaleti düşünürüz. Ve bakınız her şey ihmal edilmiş bulunuyor bugün itibariyle geldiğimiz noktada. İlhan Helvacı konuşuluyor. Biz neyi konuşmalıyız aslında? Ama İlhan Bey şimdi neyi konuşmalıyız yani, aslında? Konunun raporu konuşuluyor. Başrolde siz varsınız. Peki başrolde ben varım da neyi konuşmalıyız Mehmet aslında? Mehmet Ali Aydınlar istifa ediyor. Benden belgeler saklandı deniliyor. Yine başrolde siz peki, varsınız. Peki ben de yani soruyorum. Sayın yorgun, Mehmet Ali Aydınlar. İşte orada yemekte çok yorgunlar. Orada yanlış anlaşılıyor. Orada çok böyle bir şey. Yani hiçbir sorumluluk üzerinize almıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Peki almalı mıyım sizce? Ne yapmalıyım? İstifa mı etmeliyim? Ben ahlaka aykırı bir şey yapmadım, hukuka aykırı bir şey yapmadım, dürüstlüğe aykırı bir şey yapmadım. Hiçbir şekilde adalete aykırı bir şey yapmadım. Tamamen federasyona objektif bilimsel gerçekliği anlattım. Hala da anlatıyorum. Federasyon bundan memnun değilse yarın sabah beni çağırır. Ey İlhan Helvacı, seninle olan ilişkimizi sonlandırıyorum der. Evet. Ben de alasmalık derim. Bu arada bir şeyi düzeltmem gerekiyor. Biraz önce size hani Galatasaraylı mısınız derken avukat kimliğinizde bunu sormuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet, ben de herkes çünkü gibi bir takım tutuyorum. Fenerbahçe'nin de avukatı Beşiktaş'tı. Bizim olabilir. Herkes yani bir takım bir, tutabilir. Bakınız şöyle bir yerden bağlantı kurmak bunun çok en acı verici. Şu da çok acı verici Cüneyt Bey. Basında şu da var. Abisi Mehmet Helvacı Galatasaray Kulübü'nün as başkanıydı. Abisi gaz başkanı olduğu için böyle yaptı. Ben bir hukukçuyum. Abim Galatasaray'ın başkanı olsa ne olur? Fenerbahçe'nin başkanı borsada olsa ne olur? Borsada bazı işlemler yaptığınız iddia ediliyor. Asla. Oynuyor bir musun? Tek borsada... kuruş, bir tek kuruş borsada oynadığımı görsünler. Paranız var mıdır? Asla. Hiç. Asla. Hayatım boyunca borsada belki bundan bir 10 sene önce veya 15 sene önce peki. Bir son olarak, alım yapmış olabilirim. O da bambaşka bir şeyle ilgili. Ben bir şey daha müsaade ederseniz... 27 Şubat'ta genel kurula kadar istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Son i̇stifa etmeyi düşünmüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu benim kendisine sunduğum hukuk hizmetinden memnun değilse beni çağırır. Şimdi devam edeceğiz ama tabii Sayın Cüneyt Özdemir'in de çok önemli, çok kritik soruları var. Hep böyle yüzeysel ve hızlandırılmış bir şekilde cevaplarla... geçiliyor işin içinde. Evet. Şimdi o gün o yemeğe biraz detaylarını hatırlamak üzere bir baktım, hafızamı tazeledim. O gün o yemekte nerede yapıldığı bir büyük otelde yapılıyor. Bir kere havaalanında alıyorlar. Zaten havaalanında Cornu'yu Lütfü Arıboğan ve İlhan Helvacı markajı alıyorlar. O andan itibaren bu işle ilgili gereken hap bilgiler paketle sunuluyor. Arkasından Beşiktaş savcılığını geçiyorlar ve savcı Mehmet Berk ile görüşüyor ve orada Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar da var. Evet. Şimdi savcı Mehmet Berk kim? Bu konunun baş
terör örgütü tetikçiliğini ve sahte hukuk paketine koyup hazırlayan ve sonra ihraç edilen ve firarda olan savcı Mehmet Berk. Şu anda da benim edindiğim bilgiye göre hepsini takip edemiyoruz. Bütün bu çete üyelerinin kimi hapiste, kimi firarda. Bu firarda gözüküyor. Şimdi şu anda firarda olan bu sahte savcı, terör örgütü üyesi sahte savcı, Kornu'nun bilgilerini aldığı diğer eleman, diğer kişi. Yani burada hazır hapları bu sefer duyum değil, helvacı ve arabanın yaptığı şekilde duyum veya böyle deniyor, böyle oldu falan değil, legal gerekçeli, sözde kanıtlarla bilir kişi olarak konuşan şahıs rolünde. Sonra da yanlarında Sayın Mehmet Ali Aydınlar var. Bilmiyorum kendisi Fransızca veya İngilizce biliyor mu, ne kadar doğrudan muhatap oluyor Sayın Kornu ile, ama sonuç, sonra yemeğe gidiyorlar dördü. Lütfü Erbuğan, İlhan Elvacı, Kornu ve Mehmet Ali Aydınlar. Orada da normal artık genel paket verilmiş, savcıdan gereken bilgiler hukuk nezdinde alınmış. Orada da yemekte de artık işin tüm tescili ve yazık maalesef durum böyle şeklinde. Önümüzde de gazeteler, önümüzde hukuk da konuştu. Yani o anda bir tek Allah'ın kulunun aklına da gelmiyor ki, demin dediğimi tek cümleyle tekrarlayayım. Ya bir tane de Fenerbahçeli çıkıp, bir Fenerbahçeli kulübü temsil eden bir yönetici, bir avukat, bir başkan yardımcısı gelip bir dakika öyle diyorsunuz ama o öyle değil, böyledir, bizim de şu sağımız var demiyor. Yani hukukun alfabesinin en önemli maddesi savunma hakkına riayet edilmeden o tek yönlü infaz federasyon ve Kornu arasında orada paketleniyor. O yüzden ben demin diyorum, hani o Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmama süreci, ki bu iki yıl sürdü. Daha sonra da bir eleme maçı kazandık. İki kere Şampiyonlar Ligi'nden, bir kere de UEFA Kupası'ndan men edildik. Bir kere UEFA Kupası'ndan men edildik. Gruplara hatırlarsan kalamadık. Bir kere de Şampiyonlar Ligi'nden. Onun için aralarında hadi sen söylemiş ol, ben söylemiş olayım. Sen bize şey yapma, biz çekelim, biz söyleyelim. Tabii. Suçu birbirimize atalım. Yani yok öyle şey. Bunun bir tazminatı ağır olacak. Mutlaka. Şimdi devam edelim abi. Daha aktörlerin açıklamaları var. Onun üzerine yine konuşuruz. Şu andaki söylemlerim sadece Lütfü Arıboğan olarak yaptığım söylemlerdir. Önceki dönem Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak bu açıklamaları yapıyorum. Samimi olarak da belirtmek istiyorum ki bu sabah gazeteleri açtığım zaman benle, arkadaşlarımla ilgili, mesai arkadaşlarımla ilgili birçok yalan yanlış iddiaya şahit oldum. Sözlerimin başında şunu belirtmek istiyorum. Açıkçası bu haberler, bu bilgilendirme, belli kaynaktan yapılan bu bilgilendirme en başından beri malum şahsın kamuoyunu yanlış bilgilendirmek için yarattığı bir iletişim stratejisi. Memnuniyetle gözlüyorum ve size belirtmek istiyorum ki bu iletişim stratejisini ben yemiyorum. Kamuoyunun da yediğini düşünmüyorum. Bundan sonra da kimsenin böyle spekülasyonlara, böyle yalanlara, böyle yanlışlara, böyle iftiralara inanacağını düşünmüyorum. 3 Temmuz sürecinin başından beri hem ceza yargılamasını hem sportif yargılamayı etkilememek adına hakkımda veya bu konuyla ilgili birçok yalan yanlış bilgilendirmeyi cevapsız bıraktım, konuşmamıştım. Ama bir müddettir gözlediğiniz gibi son birkaç haftadır başlayarak bu tip spekülasyonlara belgeyle cevap veriyorum. Açıkçası işte birileri UEFA'yı bilgilendirdi dediler. UEFA'nın belgesini sundum.
böyle bir bilgilendirme olmadığını UEFA kendisi söylüyor. Federasyon yöneticileri kişisel yorum ve görüşlerini bildirmemişlerdir. Yazısını sundum. Daha sonra bir disiplin müfettişinin kullandığı 16 Ağustos, benim imzam olan bir 16 Ağustos belgesinden bahsedildi. Bu belge gizli bir belge değil. Herkesin bildiği, hatta federasyondayken internette yayınladığımız belgeyi sanki bir özel gizli belgeymiş gibi sunuyorlar. Onun da ne olduğunu açıkladık. O da aslında Türk futbolunun lehine, yani gizlilik sürerken yargılamayı, sportif yargılamayı federasyon olarak yapamayacağımız, bunun mümkün olmadığı, adı geçen kulüp ve kişilerin savunmalarını almadan bu yargılamayı yapamayacağımız, bu nedenle gizlilikten dolayı bunu yapamayacağımızı belirten bir yazı bu. Türk futbolunun ve kulüplerin lehine bir yazı. Bunu özel bir yazıymış gibi sunmaya çalışıyorlar. Onun da cevabını verdim. Oradan da bir ses yok. Şunu belirtmek istiyorum. Yapılan şey bilgi kirliliği yaratmaktır. Dezenformasyondur. Suyu bulandırmaktır. Kamuoyu artık bunlara inanmıyor. İnanmamaya da devam edecek. Çünkü sürecin başından itibaren bakarsanız, hani son derece samimi olarak söylemek istiyorum. Bakın sürecin başından beri. Siyaset suçlu, cemaat suçlu, polis suçlu, savcı suçlu, TFF suçlu, KAS suçlu, UEFA suçlu, FIFA suçlu, medya suçlu, Mehmet Ali Aydın, Sayın Mehmet Ali Aydınlar suçlu, Şenez Erzik suçlu, Lütfü Arıboğan suçlu, İlhan Elvacı suçlu, şimdi yeni Ebru Köksal suçlu. Ya bu olacak şey değil. Bu hani ünlü fıkradaki deyimi hatırlatıyor. Ya hırsızın hiçbir suçu yok. Bu bir komedidir, gidiyor. Yalnız bundan sonra komedi olarak gitmeyecek. Açıkçası hukukçularıma talimat verdim. Konuyu hukuki olarak inceliyorlar. Bu iş bu kadar kolay değil. İnsanları suçlamak, ailelerini suçlamak, bu işleri aileyi karıştırmak, kitlelerin karşısında can güvenliğinin problem olduğu bir dönemde bu sorumsuzlukları yapmak artık bundan sonra kolay olmayacak. Sizin aracılığınızla malum şahsa ve arkadaşlarına bunu bildiriyorum. Sevgili Akgün, senin takıldığın soru, hırsızın hiç mi suçu yok? Evet. Kimmiş acaba hırsız? Belli oldu herhalde, değil mi? Ne diyordu? Ben tam duyamadım orada. Cemaatin hiç mi suçu yok? Dedi gibi geldi, hayır, bana. Hayır, cemaat dediler diyor, o dediler, medya dediler. Hepsini sayıyor. Cemaati savunuyor yani. Evet, çok enteresan. Burada bir de diyor ki iletişim stratejisi yönlendiriyor. Malum şahıs diyor. Malum şahıs iletişim stratejisi götürüyor diyor. Bundan sonra buna izin vermeyeceğim diyor. Ve iletişim stratejisi derken hırsızın hiçbir suçu yok fıkrasını Nasrettin Hoca'dan, evet, anlatması maalesef gülünç ötesi, yüz kızartıcı bir tavır. Şimdi ya Fenerbahçe o şampiyonluğa giderken ikinci yarı Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenmiş. Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2 yenmiş. Trabzon'u 2-0 yenmiş kendi sahasında. Bu 17 maçın 16'sı böyle kazanılmış. Bir Bursa Spor'la 0-0'ımız var. Şimdi ya insanda bir utanma, sıkılma olur ya. Yani o zaman siz Türkiye'nin en güçlü takımlarısınız. Siz de mi şikeyle Fenerbahçe'ye maç verdiniz? Bunu da sormak istiyorum ben. Hala bu lafı ağzına hakkın almaya olarak, güzel bir soru olarak dile cüret eden arkadaşlara. Maalesef bu hırsızın hiç mi suçu yok fıkrası bir büyük itiraf. Ve ne kadar acıdır ki ısrarla bugün gündeme getirdiğim soru, orada federasyon başkanının, genel sekreterinin, Arıboğan'ın, Helvacı'nın hiç aklına gelmiyor. Ya burada bir Fenerbahçe kulübü büyük bir mağduriyet tehlikesiyle karşı karşıya. UEFA'dan biri gelmiş. Ben bunun karşısına konunun ana muhatabı hangi iki yöneticiyi çağırayım? Ya bu akıllarına bile gelmeyen konu, işte
oradaki suç birliğinin... Öyle diyorsun ama akıllarına gel... Evet, ben de takıldım oraya. Abi şimdi akıllarına geliyor, gelmez şey, olur mu? Tırnak içinde ses çıkarmayın oluyor yani. Tırnak için, susun. Heh. Tırnak içinde gelmeyen. Yani neden? Çünkü olayı oldu bittiye getirmek istiyorlar. Akla gelmemek değil mi? Açık konuşalım. Galatasaray'ın bu işten büyük çıkarı var mıydı? Vardı. Yani Fenerbahçe'nin o andaki büyük çıkışı, büyük ivmesi, işte 2006'da o Denizli diyelim faciası günü 3 kere üst üste şampiyon olamasa da bütün o gidiş ibreleri, arkasından 2007 şampiyonluğu, arkasından o yıl gelen büyük başarılar ve takımın genel maddi manevi gidişi ve takımın gücü, kompozisyonu, futbolcuları Türkiye'de kimi kulüplere gözdağı veren bir rahatsızlık yarattı. Evet. Konu bu. Abi konu kupa da değil. Konu şampiyonluk da değil. Kupayı kazanırsın, kaybedersin. Konu küme düşmek de değil. Düşersin, çıkarsın. Evet. Konu tamamen yok etmek. Yani yok yani. Böyle bir kulüp yok. Böyle bir kurum, böyle bir kuruluş, böyle bir şey yok. Tamamen yerle yeksan etmek veya onun üzerinden çok daha farklı noktalara gelebilmek. Otobüsümüze de aynı tabii, mantıklar da, kurşun evet, atılmadı mı onu zaten? Onu da konuşacağız. Çünkü vaktimiz daralıyor. Biraz daha girmemiz gereken videolarımız var. Sıradakini girelim arkadaşlar. 3 Temmuz'dan beri şu. Daha doğrusu 3 Temmuz'da değil. 3 Temmuz'da ne olduğuna baktım. Tabii 8 Ağustos'un ortasında. 182 sayfayı okudum. 10-11 Temmuz'du. Daha yeni transfer olmuştum sabah grubuna. 182 sayfayı aldım abi, okudum. Aziz Yıldırım'ın avukatı gibi okudum. 3 maç dedim. Tamamen yani şüpheleri onun lehine kullanarak. Şüpheleri vicdanımın yönünde kullanarak, kanaatimin yönüne 6-7 maç dedim. İyice böyle aşırı legalist bakarsan 9 maça kadar çıkar. Sünnet Ekim şeyin iddiası o, savcının. Aziz Yıldırım ve ekibi şike yapmıştır. Biraz daha zaten okusalar bütün şeye gidecekmiş yani. Bütün maçlara gidecekmiş. Diğer VTR'ye de girelim arkadaşlar lütfen. Bir kere gerçekliği itiraf edelim. 1-3 Temmuz olmasaydı, 3 Temmuz'da biz de bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, yani bütün şey olarak söylüyorum, tek kendim için söylemiyorum, Galatasaray önü açılmazdı. İtiraf, büyük itiraf iki, bunlar ya. Galatasaray geçen seneki sonra ben gerçekleri söylerim. Yoksa mümkün değil. Galatasaray kapatamazlar. Ey Türkiye, duruyor musunuz? Kapatamazlar. Orada bir ittifak oldu tabii. Hiç şüphe yok. Evet. Abdülkerim abinin söylediği gibi. Evet. Bundan büyük itiraf olamaz. Bravo. Sevgili Abdülkerim iyi vurgulamış onu orada. Ve o anda da çok zeki bir cümle ortaya koyarak o inançla bunu söylüyor Rasim Ozan Kütahyalı. Ama demin anlattığımızın bir doğrudan yansıması ve doğrudan teyidi. Tabii. Devam edelim arkadaşlar VTR'lerimize. Daha ilk gün ki aşağısı bu, yukarısı değil. Daha ilk gün 22 kişiden 19'u tutuklanıyorsa arkadaşlar olay çok nettir bence. Bana öyle geliyor ya. 22'den 19'unu tutukluyorsunuz. Çok büyük bir rakam bu. Yarın bir gün daha yukarıya çıktığınız zaman neler olur? Savcılar ne karar verir göreceğiz. Ama eldeki belgeler, gazetelerden edindiğimiz bilgilere göre belgeler çok ağır. Tutuklama çıkacak mesela, gözüküyor. Mesela tutuklama çıkacak yerde de evet, federasyon ona göre ceza verecektir. Onu beklemeyeceğiz dedi. Kısa sürede federasyon bir iki takımı ligden düşürebilir mi yoksa bekler mi? Başka bir yaptırım mı uygular sizce? Bekleyemez. Beklemeye hakkı yok. Beklemeye hakkı yok çünkü UEFA soracak sana. Kardeş bunlara ne yaptın sen? Senin belgelerin bu kadar nesi? Yani ben mi geleyim Türkiye'ye diyecek. Futbol Federasyonu bu işe varsa UEFA gelip yaptıracak. Peki ilk VTR'yi izledik. Şimdi 22'de 19 diyor. Ve medyaya yansıdığı kadar belgeler ortada diyor. İyi de hangi belgeler, hangi medya, hangi polisin hangi kararıyla tutuklanan kişiler? Orada tamamen demek ki çetenin kararlarının fiili uygulaması ve medya örgütü
medyanın içindeki çetenin de bunları ortaya yaymasıyla bunu yeterli görüyor insanlar. Yine ne yapılmıyor? Savunma hakkı ve karşı taraf ne yapıyor, ne diyor? Bunu gündeme getiren yok. UEFA gelecek diyor bir de, değil mi? Geldi federasyon zaten. Federasyon olarak sen karar vermezsen ben gelirim, ben yaparım diyor. Tabii. Şöyle bir şey yok. Yani. Aynı yine kişi üzerinden diğer videomuza geçelim. Yazılır sevgili ama. Seyirciler, bu iddianame. Yani Türk futbolu kaç yaşındaysa yıllar sonra biz buraya geldik. Böyle bir iddianame hazırlandı. Bu iddianame, kimse kusura bakmasın, Türk futbolluğunun rezilliğini yazan bir iddianame. Sonra biz bu iddianameyi nasıl çürütürüz diye uğraşıp durduk. Aradan 9 ay mı geçti? Ne kadar geçti? 10 ay yaklaşık olacak işte. 10 aydır biz bu iddianameyi, Gökmen'in söylediği bir ton olacak iddianameyi biz nasıl çürütürüz diye uğraştık. Sonunda da bugün Futbol Federasyonu Başkanımız açıklama yaptı. Bu iddianamenin hiçbir işe yaramadığını, bu iddianamelerin bundan sonra hiçbir şekilde işe yaramayacağını söyledi. Gökmen dedi ki bu bir ton. Bu 400 sayfalık iddianameyi adaletin terazisine koyuyorum arkadaşlar. Bakın adaletin terazisi bu harbi terazi. Hilesiz yani. Hilesiz. Bu her zaman böyle tartar. Görüyorsunuz. Adaletin terazisi. Ama bu terazi bizim pazarlarda filan kullanılır. Yine de orada siz dikkat edin alırken. İçine bir şeyler atmasınlar. Ufak tefek atarlar bizim pazarcılar. Şimdi ben bunu koyuyorum. Bu tarafa koyalım da istiyorsan. Yok yok, böyle koyalım. Öğretmencim yardım et. Şimdi bunu tabii kaldıramıyoruz. Bakın çok ağır çekiyor. Hakikaten bir ton Gökmen. Ben sporcunun Kaya'nın dediği gibi gözlemcinin, temsilcinin, hakemin, yöneticinin ahlaklısını ve şike yapmayanını severim. Kokmuş. Ekşimiş, ekşimiş. Türk futbolu ekşimiş arkadaşlar. Konunun, hemen bir cümle. Nasıl cacık olduğunu görüyoruz abi işte. İzninizle hemen bir cümle söyleyeceğim. Ya teraziyi koyuyorsun. Buraya deminden beri anlattığımız olay. Hukukun alfabesinin A'sı var, B'si yok. Tartıyorsun, iddianameyi koyuyorsun. Ama öbür tarafa savunmayı koymuyorsun. Sonra diyorsun ki bu bunu kaldıramıyor. E tabii kaldıramaz. Sen o kadar alışmışsın ki tek yönlü infaz etmeye, yargısız infaz yapmaya, tek yönlü dinlemeye. Biliyorsunuz tarihte de çok meraklı kişiler var. İşte Ermeni soykırım iddiaları da dahil olmak üzere Türkiye'nin karşı tezini dinlemeden yalnız o iddiaları koyarak tartmaya kalkan, infaz etmeye kalkan, parlamento kararları çıkan, aynı mantık. Yani bu üzücü. Çok üzücü çünkü kendi kendine yakalanıyor. Tabii öbür tarafa koyması işte. Öbür tarafa koyması gereken savunmayı, savunmanın söz hakkını koymuyor. Daha senin savunmanı bile bilmiyor ki orada. Evet. Daha savunmayı bile bilmiyor. Diğer VTR'yi izleyelim arkadaşlar. Ben görüyorum maçları. Şimdi Trabzon bir dakika ya, oraya nereden gireyim? Hocam oraya nereden gireyim? Sen de bu cepheden, ben de Fenerbahçe hakkı diyorum. Ya benim fikrim de Fenerbahçe. Orada hiçbir şey olmadı. Trabzon, o sene yaptı, yakıldı. Karar verdi. Allah Allah. Ama yani, dönenler oldu ondan sonra. Dönenlere git konuş. Biz bu konuda karar verdi. Dönenler oldu ondan beri. O günden beri aynı fikirdeyim. O gün ne konuşuyorsan bugün de onu konuşuyor. Evet. Beni organizeye çağırdılar. Tabeler gözümün önünde akıyordu. Hangi teknik direktör, hangi evden çıktı? Arkadaşlar, bir sene evden yapmışım. Evet, programımızın son bölümündeyiz artık. Son dakikalı içerisinde sevgili Alp, bu artık şu dinlediklerini, bildiklerini zaten toparlarsan çok ayrı zıt kutuplar. İsmi geçen, görüntüsünü yayınladığımız, şu anda dışarıda olan, müsait olan, buraya gelmek isteyen herkese televizyonumuzun, stüdyomuzun kapısı açık. Özür dilemeye mi gelir? Kendi yine görüşünü aynen savunmaya mı gelir? Nasıl gelir bilemeyiz ama biz bunu buradan bir kez daha dile getirelim. Stüdyomuzda, televizyonumuza
gelebilirler, konuk olabilirler. Ben son sözler için sevgili Alp, sözü yeniden sizlere bırakayım. Şimdi bu işin artık hesap sorma vakti geldi mi geldi, değil mi? İki tane boyutu var. Biri maddi kısmı, biri manevi kısmı. Maddi kısmını zaten kulübümüz, avukatlar gerekenleri yapacaklardır. Tazminat davaları açılacaktır. Ve çok tahminimizin çok çok üstünde tabii. Bir yol haritası izlenecek mutlaka. İzlenecek muhakkak. Ha, manevi kısmına gelince ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum. Benim içim ne zaman soğur biliyor musunuz? İşte biraz önce VTR'leri gösterdik ya. O isimlerin hepsi ne zaman hesap verir? Benim bir Fenerbahçe taraftarı olarak içim ancak o zaman soğur. O da yine diyorsun yani. İşte. Bedir abi. Vallahi biz hak ettiğimiz tazminatları başta Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA'dan alsak emin olun, dün de buna benzer şeyler söyledim. Haaland'ı da alırız, Lewandowski'yi de alırız, Ronaldo'yu da alırız. Gerçekten bize verilen mağduriyetin boyutları, avukatlarımız bunu gayet rahat o noktaya taşıyabilir, o seviyede. Bu arada burada izlediğimiz spor yazarları da dahil olmak üzere herkesin yaptığı, içine düştüğü algı hataları, demin tartı olayında gördüğümüz mantık hataları, savunma hakkını bile vermedikleri bir büyük camianın sözlerine karşı mahcubiyetlerini acilen dile getirmeleri veya dediğin gibi buraya gelip konuşmaları, bu teklifini son derece önemli buluyorum. En sonunda benim Fenerbahçelilerden, Fenerbahçe camiasına önemli bir ricam var. Bütün Fenerbahçelilere sesleniyorum. İşte şu Yargıtay'ın kararı, kulübün içinde olduğu genel ortam, bizim şu anda gerçekten kenetlenmemiz lazım. Gerçekten Fenerbahçe'de ayrı gruplar, ikiye üçe bölünmeler olmadan Fenerbahçe'nin tek yumruk olması lazım. Ligin ikinci yarısına da kendi geleceğine de bu şekilde bakması lazım. Sahada futbolcularına sahip çıkması lazım. Onların lehine tezahürat yapması lazım taraftarların. Bu benim gerçekten camiadan, sevgili taraftarlardan arzum, talebim. Fenerbahçe futbolcularıyla, seyircileriyle, bizi yurdun her yerinde, dünyanın her yerinde izleyen taraftarlarıyla bunu hak ediyor diyorum. Ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için de Türkiye'ye büyük bir dersi verdiğimiz için tüm camiaya teşekkür ediyorum. Sayın Bedir Baykam, sevgili Alper Alp, çok teşekkür ediyorum. Programımızı noktalıyoruz. Yeniden bir başka programda birlikte oluncaya dek kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler.